ve alışık olduğumuz ülkelerden değil. Toprak bakımından Afrika'nın 7. büyük ülkesi ve kıtanın güneybatısında. Komşuları Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo, Zambiya ve Namibya. Angola ismi Bantu dillerinde Ngola isminden geliyor. Ngola 16. yüzyılda bölgede kabile krallarına verilen isimmiş. Ve bu kelimeden bir ülke ismi ortaya çıkmış. İlginçtir, ülkede bir erkek resmi olarak iki kadınla evlenebiliyor. Angola pahalı bir ülke. Pazarda, manavda, ev kiralarında, otel ücretlerinde, araç kiralamada, kısaca hayatın her safhasında bunu net olarak görebiliyorsunuz. Şehir merkezinde sıradan oturulabilecek durumda olan bir dairenin kirası bile 5000 dolar. Bir diş dolgusunun 500 dolar olduğu ülkelerden Angola. Angola'da Türk nüfus oldukça az. Üçü büyükelçilik personeli, toplam 54 tane Türk var ülkede. Buna karşılık Angola'da 70 bin Çinli var. Çinliler hala ülkeye gelmeye devam ediyorlar. Genellikle inşaat işiyle meşguller. Kısa bir araştırmanın ardından bu ülkede çekim yapan ilk Türk televizyon ekibi olduğumuzu öğreniyoruz. Bizden önce Türkiye'den hiçbir televizyon ekibi gelmemiş bu ülkeye. Bu yüzden sizlerin seyrettiği bu görüntüler Angola'ya ait bir Türk televizyonunun çektiği ilk görüntüler. Ülkenin yarısından fazlası yüksek platolardan oluşuyor. Topraklarının %60'ının yükseltisi 1000 ila 2000 metre arasında değişiyor. En yüksek noktası 2620 metre ile Moko Dağı. Tropikal iklime sahip olan ülkede iki mevsim var. Mayıs-Ekim arası kurak ve sıcak mevsim. Kasım-Nisan arası ise havaların nispeten daha serin olduğu yağmurlu mevsim. Kısaca mevsimleri yağmurlu ve yağmursuz yazlar olarak da ayırabiliriz. Başkent Luanda, Atlas Okyanusu kıyısında bir şehir. Aynı zamanda bir liman kenti burası. Nüfusu yaklaşık 6,5 milyon civarında. Özellikle iç savaşın sona ermesinden sonra hızlı bir gelişme göstermiş. Arkamızda hep gökdelenler var bu şehirde. İşte sizler için Luanda'yı turluyoruz. ...20 milyon nüfusa sahip Angola'nın günlük tek bir gazetesi var. Atlas Okyanusu'nda seyahat ediyoruz. Tam bir tatil adası. 4,5 milyon Afrikalı köle olarak satılmış. Bu odanın fiyatı 520 dolar. Yanımızda Angolalı Tony, başlıyoruz şehri turlamaya. Çok farklı etnik kökenden insanların yaşadığı bir şehir Luanda. 1,5 milyon insanın öldüğü, 4 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı iç savaş döneminde ülkenin en güvenli yeri olduğu için
farklı kabilelerden insanlar kendilerini bu güvenli şehre atmışlar. Başkentte en çok konuşulan yerel dil Kimbundu. Şehir insanı daha çok ticaret yapıyor ya da hizmet sektöründe çalışıyor. ...1870'li yıllarda güzelliğinden dolayı Luanda'ya Afrika'nın Paris'i ismi bile verilmiş. Mutamba Meydanı'ndayız. Bu meydan şehrin en meşhur meydanı. Tarihi bir meydan burası. İki bakanlık binası ve il yönetim binası da bu meydanda. Şehrin kalbinin attığı nokta Mutamba Meydanı. Mutamba Meydanı'ndan şehrin hemen her tarafına dolmuş ve otobüsler var. Bu dolmuş muavinini görünce herhalde dolmuşçular dünyanın her yerinde aynı diyoruz kendi kendimize. Bağıra bağıra müşteri toplamaya çalışıyor. Başkent Luanda'nın cadde ve sokakları lüks araçlardan geçilmiyor. Araçların çoğunun jiplerden oluşması dikkatlerden kaçmıyor. Portekizliler uzun yıllar ülkeyi sömürmüşler. 1975 yılında ülke bağımsızlığına kavuşmuş. Bağımsızlığına kavuşmasan kavuşmuş ancak kendisini iç savaşın içerisinde bulmuş. Tam 27 yıl bu ülkede kan ve gözyaşı hiç eksik olmamış. 2002 yılında iç savaş bitmiş ve ülke hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş. Meydansa 1 Mayıs Meydanı. Şehrin önemli meydanlarından olan bu meydanda ilk devlet başkanı Neto'nun heykeli bulunuyor. Ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği meydan 1 Mayıs Meydanı. Liderleri Neto için başkentin başka bir köşesine anıt mezar yapmışlar. Burası da Angola'nın meclis binası.
şu anda inşaatı süren dev meclis binası devreye girdiğinde artık burası eski meclis binası olarak anılacak. Şehirde sık sık sömürge dönemi binaları göze çarpıyor. Örneğin bu bina bugün Angola Milli Bankası olarak kullanılıyor. Onlarca farklı kabile var Angola'da. Portekizler her kabileye kendi dilini ve kültürünü öğretmişler. Bugün Angola'nın resmi dili Portekizce. Portekizler sömürdükleri ülkelerde kendi dillerini, kültürlerini ve dinlerini yerleştirmişler. Nüfusa sahip Angola'nın günlük tek bir gazetesi var. Jornal de Angola. Elimde tuttuğum gazete. Değerli seyirciler, diğer gazeteler hep haftalık. Ve bu ülkede bizim anladığımız manada bir gazete bayi yok. Genelde insanlar işte gazeteleri ayakta, köşe başlarında, sokak başlarında, cadde başlarında böyle satıyorlar. Komesiyama? Paulo. Paulo da işte bu gazete satanlardan bir tanesi. To the bank, Paulo. Obrigado. Obrigado. Ve Paulo da ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Jornal de Angola isimli bu gazete zaten devlete ait olan bir gazete. Yani tamamen devletin kontrolünde çıkan bir gazete. İlgimizi çekti, haftalık çıkanlar da dahil olmak üzere ülkede bir tane bile yerel dilde çıkan gazete yok. Tamamı Portekizce. Nüfusunun çoğunluğu Hristiyan. Portekizler yerel dine inanan halk üzerinde ciddi bir misyonerlik çalışması yapmış. Otel fiyatlarının yüksekliği dikkatimizi çekti Angola'da. Bu otel 4 yıldızlı bir otel. Bu odaysa normal bir oda gördüğünüz gibi. Bu odanın fiyatı $520. Evet, yanlış duymadınız. İşte bu normal bir odanın fiyatı $520. Böylesini pek de görmemiştik değerli seyirciler. Petrol şirketleri ve ülkede büyük işler yapan firmalar yıllık olarak odaları kiraladıklarından başkentte bazen oda bulmak bile oldukça zor hale geliyor. 2010 Afrika Kupası'ndan önce başkentte otel sayısı daha az olduğundan fiyatlar çok daha pahalıymış. Por querer eu te amo.
Angola insanı genelde çekim olayına pek de sıcak bakmıyor. Bu kadın söylene söylene geçiyor yanımızdan. Çekimden hoşlanmadıkları her hallerinden belli. Kamerayı görür görmez objektifimizden kaçanların sayısı hiç de az değildi. Angola çekim yapmanın zor olduğu ülkelerden. Çekime başladığımız ilk günden itibaren sürekli polisler tarafından durdurulduk. Ne yaptığımızı, ne çektiğimizi soran polisler gerekli tüm izinlere sahip olduğumuzu görünce bıraktılar bizi hep. Resmi olarak izinli olunmasa gerçekten çekim yapmak mümkün değil bu ülkede. Bunun ilk elden şahidiyiz biz. 27 yıl iç savaş yaşayan bu ülkede çekim yapmak ve bu görüntüleri size ulaştırmak kolay olmadı doğrusu. Ters giden ve hallolmayacak işler karşısında ünlü bir deyimleri var Angolalıların. Aki Angola, yani burası Angola, burada böyle diyorlar. Günlük konuşma dilinde çok kullanılan deyimlerden birisi bu. Başkent diğer şehirlerden çok göç alıyor. Bu yüzden de sürekli nüfusu artıyor. Bu hızlı nüfus artışı çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiş. Modern binaların hemen yanı başında gecekondular başlıyor. Ülke öylesine zıtlıklar içerisinde barındırıyor ki bir tarafta gecekondular var, diğer tarafta da geniş bahçeler içerisinde küçük sarayları andıran triplex villalar. Burada yerini daha serin bir havaya bıraktı. Gerçekten müthiş burada seyahat okyanusta. Kıyıya yakın 3 adadan birisini ziyaret edeceğiz. Musulu Adası bu adaların en büyüğü. Yanımızda da bize yardımcı olan Sezai Bey var. Sezai Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sezai Bey daha önceden bu adaya gitmiş. Biz de gidiyoruz. Ada daha önceden bir balıkçı adasıyken şimdi zenginlerin yazlıklarını yaptıkları bir ada haline gelmiş. Bakalım Musulu'da bizi neler bekliyor. Adaya yaklaşınca etrafını turlamaya başlıyoruz. Özellikle son yıllarda çok güzel evler yapılmış adada. Ülke zenginlerinin başkentte çok yakın bir kaçamak yeri burası.
şehrin kalabalık ve stresinden uzak bir tatil mekanı. Adasına ayak bastık. Gerçekten çok güzel bir ada burası. Denizi zaten kendisini anlatıyor. Güzel de bir kumsalı var. Kumsalın hemen yanı başında da Hindistan cevizi ağaçlarını burada görüyoruz. Tam bir tatil adası. Zaten Luanda yerlileri, Luanda'nın zengin insanları teknelerine atlıyor ve buraya hafta sonunu geçirmeye geliyorlar. Hafta sonu bu adanın nüfusu artıyor. Zaten yazlıklar da burada. Adanın çevresinde kendini net olarak gösteriyor. Özellikle zengin insanların hafta sonlarını geçirdikleri bir ada burası. İşte Musulu, hemen Luanda'nın yanı başındaki bir tatil adası. Adada ev kiralamak mümkün. Ülkeye gelen turistler de son yıllarda bu adayı ziyaret etmeye başlamışlar. Adaya çoğu şey bu teknelerle taşınıyor. Yiyecek, içecek, ev eşyaları, hatta tüp ve inşaat malzemeleri bile bu teknelere yükleniyor. Kıyılarda çok sayıda avlanan balıkçıya rastlıyoruz. İşte Mateusz da burada. Mateusz, how are you? Mateusz, Daniel Francisco. Mateusz, Daniel. Daniel. Can I get that one? Gördüğünüz gibi taze taze balıklar burada. Hemen Atlas Okyanusu'nun kıyısında. Bu balıkları almak istedik. 3000 kıvanza dedi bunu. 3000 kıvanza. 3000 kıvanza da yaklaşık olarak 30 dolar yapıyor. Atlas Okyanusu'nda bir taze balık yiyelim dedik. Değerli seyirciler, canlı balıklar, inşallah afiyetle yemek nasip olur diyoruz. Hakikaten çok lezzetli balıkları var ülkenin. Balık bir de taze olup güzel pişirilince yemesine doyum olmuyor. Quantas vezes terei eu que te provar que diferente sou. İmbondeiro ağaçları ülkenin sembollerinden. Ulusal ağaç olarak adlandırılıyor. Başkent Luanda ve çevresinde de çok sayıda imbondeiro ağacı var. Ağaç geniş gövdeye ve kalın dallara sahip. Mukua isimli meyvesi kurutulup çay ya da dondurma yapımında kullanılıyor.
passo pra conquistar a mulher do Porto que veio da London. E Muxa Cinto é tão pacheco que até o fato do casório foi a noiva que comprou. Hediyelik eşyaların satıldığı büyük bir alandayız. Buraya el sanatları pazarı diyorlar. İşte bir sürü dükkan var burada. O dükkanlardan bir tanesinin sahibi yanımızda. Tudo bem? Tudo bem, Samuel. Como se chama? Oliveira. Oliveira? Sim. Oliveira burada satışını yapıyor değerli seyirciler. Neler burada en fazla satıyor diye sordum. İşte burada Palanca Negra, right? Sadece bu bölgeye has bir hayvanmış değerli seyirciler. Bu Palanca Negra. Yani boynuzla döndü hayvanın. Siyah antilop. Sadece bu bölgeye has, sadece Angola'ya has, bu ülkeye has bir hayvan. Ve nesli de tükenmek üzere olan bir hayvan bu. İşte belki de yakında sadece, inşallah görmeyiz de, sadece işte hediyelik eşyaların satıldığı yerlerde görebileceğiz. Onun heykelini burada yapmışlar. Kendi kültürlerini burada hediyelik eşyalara yansıtmışlar. Palanca Negra'lar, yani siyah antiloplar, daha çok İlk savaşta öldürülmüş. Bu yüzden de nesli tükenmek üzere olan hayvanlardan bunlar. Palanca Negra, yani siyah antilopu buraya hemen koyuyoruz. Is that okay? Bir de her zaman alışık olduğumuz düşünen adam olayını burada görüyoruz. Dertli adam, dertli Afrikalı gördüğünüz gibi değerli seyirciler. Bu da çok satanlar arasındaymış. Neden düşünen adam diye sorduk, neden dertli adam diye sorduk. İşte Afrikalı'nın hali diye bize anlattılar burada satıcılar. Gelen insanlar da işte en çok bunlardan bir tanesini alıyor. Gerçekten bu hadise, yani şu dertli adam olayı Afrika'nın halini, Afrika'nın ızdırabını anlatıyor. Devam ediyoruz. Yine en çok satılanlardan birisi de işte bu Angola haritası değerli seyirciler. Burada da Angola'da çok sık gördüğümüz imbondeiro ağacı var. Burada asılı imbondeiro ağacının meyveleri. İmbondeiro ağacının yanında da filler var. Böylece güzel güzel koymuşlar. Maskelerimizi burada görüyoruz. Genellikle danslarda kullanılan maskeler bunlar. Özel günlerde, özel törenlerde bu maskeleri takıyorlar dansçılar ve dans ediyorlar. Bunu da yerleştirelim. Gördüğünüz gibi çok sayıda hediyelik eşya var burada ama en çok bizim ilgimizi bu dertli adam çekti değerli seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi koca bir dertli adamı yapmış burada. Ve fiyatı da az değil bunun. Ne kadar diye sordum, 2500 dolar dedi. Dile kolay, gördüğünüz gibi. Tabii pazarlık payı var. İyi pazarlıkçıysanız bunun fiyatını daha da aşağılara düşürebilirsiniz. Dediğim gibi biraz önce gerçekten Afrika insanının burada her halini anlatmışlar. Gördüğünüz gibi kaburgaları çıkmış, başını iki elinin arasına almış, dertli, ızdıraplı bir Afrikalı. İşte Afrika'nın halini bu hediyelik eşya dükkanında net olarak görebiliyorsunuz. Gelen turistler hediyelik eşya dükkanlarını gezerlerken birbirinden ilginç ürünlerden hangisini alacakları konusunda karar vermekte oldukça zorlanıyorlar. Tezgahlarda fil dişi ürünlerden yarı değerli taşlara, tahta oymalardan heykellere kadar çok farklı hediyelik eşya var. Angola insanı tüm hünerini döktürmüş burada. İrili ufaklı onlarca ürün alıcılarını bekliyor. Fiyatların diğer Afrika ülkelerine göre oldukça yüksek olduğunu söylemeden geçmeyelim. Is
Portekizler bu toprakları sadece sömürmekle kalmamışlar, aynı zamanda Afrika insanını da köleleştirmişler. İnsanı insana sattırmışlar. Güney Amerika'ya çok sayıda köle gitmiş bu topraklardan. Sadece Brezilya'ya tam 4,5 milyon Afrikalı köle olarak satılmış bu topraklardan, buralardan. 1482-1858 yıllar arasında 4,5 milyon Afrikalı yurdundan alınmış ve bir daha geriye dönmemek üzere Brezilya'ya götürülmüş. Arkamızda da köle müzesi var değerli seyirciler. O günün ızdırabını, sıkıntısını hala Angolalılar yaşatmak istiyorlar. Köle müzesi ziyarete açık ve o gün yaşananları bir nebze dahi olsun insanlar bu müzeyi ziyaret ettiğinde görüyorlar. Köle müzesini ziyaret ediyoruz. Müzede köleleri tutsak ederken kullandıkları zincirler ve o kara dönemi anlatan resimler, heykeller var. İnsanlık için yüz karası ve bir utanç tablosu olan köleleştirme hareketi yaklaşık 400 yıl sürmüş bu ülkede. Siyah adamı köleleştiren ve bir meta gibi satansa bugün insan haklarını ağzından düşürmeyen Avrupalılar. Burada insanlık dışı uygulamalar yapmaktan hiç çekinmemiş onlar. Bazı zamanlar yılda 60-70 bin köle satılmış ve bu bina köleleştirilen insanların ülkelerini son defa gördükleri mekan olmuş. Duvarlar şahitlik etmiş işkencelere, inlemelere ve gözyaşlarına. Anasından, babasından, kardeşlerinden, sevdiklerinden ayrılan yüz binler bir daha ülkelerine asla geri dönemeden ölmüşler. Luanda uzun yıllar Afrika-Brezilya arası köle ticaretinin merkezi olmuş. Kölelerin yurt dışına götürüldüğü binanın bitişiğinde bir kilisecik var. Yerli insanların anlattığına göre yurt dışına götürülecek köleler ilk önce bu kilisede vaftiz edilmiş, Hristiyanlaştırılmış ve sonra yurt dışına gönderilmiş. Yarımadası'nda deniz ve kumsalın tadını çıkarıyor Angolalılar. Atlas Okyanusu dalgalarıyla sürekli yıkıyor kumsalı. Yarımadanın diğer tarafındaysa başkent Luanda manzarası var. Burada da hafta sonu yelken sefası yapıyor insanlar. Bir sürü yelkenli var limanda. Beş katlı yüksek bir binadan başkent Luanda'yı kuş bakışı olarak seyrediyoruz. Şehir tam bir şantiye görünümünde. Özellikle şehir merkezini yeniden yapılandırıyorlar. Eski binaları yıkıyorlar ve yerine yeni yeni yüksek binalar yapıyorlar. Brezilyalı ve Çinli firmalar inşaat alanında çok aktifler. Buradan Türk inşaat şirketlerine duyurulur. Elması ve petrolü olan Angola, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden birisi. Brezilya, Portekiz ve Çinli firmalar çok aktif ülkede. Özellikle altyapı ve inşaat alanlarında çok büyük işler yapıyorlar. İşte burada yeni bir şehir inşa ediliyor ve yapanlar da Çinli şirketler. Hatta tabelalarda Çince yazılar bile yerini almış. Çinliler toplumda bir hayli etkin hale gelmişler. Yeni yapılan dev yerleşim birimleri başkent Luanda'nın güneyinde. İki
2010 Afrika Kupası'nın finalinin oynandığı stat da bu. Bu stadı yapan da Çinliler. Şehir o kadar hızlı büyüyor ki daha yakın zamanda şehrin dışında olan havaalanı artık bugün şehrin içinde kalmış durumda. Şehir dışına daha büyük ve modern bir havaalanı yapmayı planlıyorlar. Petrolden gelirleri bol olduğu için yatırımdan kaçmıyor ülke. Angola'ya neredeyse her şey dışarıdan geliyor. Ülkede üretim yok denecek kadar az. Türk iş adamları ellerini çabuk tutarlarsa çok güzel işler yapabilirler. Özellikle inşaat sektörünün önü çok açık ülkede. Ama her alanda iş yapmak mümkün. İyi bir fizibilite çalışması yaparak çok güzel neticeler alınabilir. Ancak işler öyle zannedildiği kadar hızlı ve kolay hallolmuyor. Bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Angola'da, başkent Luanda'da bir Türk esnafımızla beraberiz. Fevzi Bey nasılsınız? Fevzi Özmen. 4 yıldır bu topraklarda ve bizleri temsil ediyor. Hakikaten onları görmekten dolayı biz çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. İnşaat malzemeleri değil mi? Ağırlıklı evet inşaat malzemeleri. Elektrik malzemeleri burada satıyor ve buraya gelen ilk Türk esnaf olmuş kendisi. Gerçekten tebrik ediyoruz. Yadeller'de bizleri burada temsil etmek çok güzel bir olay. Ve Fevzi Bey'in burada üzerinde ısrarla durduğu bir olay var. Kendisinden sonra yaklaşık olarak 7-8 tane iş adamı, esnaf da bu topraklara gelmiş. Ama diyor ki bunlar yetmez. 1000 tane olsa bile az diyor. Çünkü Çinliler 70 bin tane sevgili seyirciler. 70 bin Çinli var bu topraklarda. Biz 7-8 taneyiz. Evet. Bir Türk dünyaya bedel miydi? Ama sevgili seyirciler... işin başka tarafı muhakkak ve muhakkak bu topraklara gelmemiz lazım. Ben Fevzi Bey'e şunu soracağım. İlk nasıl oldu buraya gelişiniz? 2008 yılında arkadaşların tavsiyesiyle buralara geldik, görmeye geldik. Görünce de burada kalmaya karar verdik. Niyet ettik, bir ticarete başladık. Türkiye'den muhtelif elektrik malzemeleri getirip burada pazarlamasını yapıyoruz. İşte 4 yıl oldu buraya getirdi. İşlerimiz gayet iyi. Ülke ekonomisi çok müsait, tüketim toplumu, %100 ithalat yaptığı için çok şeye ihtiyaç var. Evet. Yani ekonomik olarak ilerisi çok açık ve çok esnafa ihtiyaç var. İş yapacak iş adamına ihtiyaç var, müteşebbise ihtiyaç var. Şu anda gayet memnunuz. Lokomotif olarak inşaat sektörü. İnşaat sektörü zaten bir ülke harekete geçtiği zaman bir sürü yan sektörde harekete geçiriyor ama en lokomotif şu anda inşaat ama bunun yanında bir sürü açık var. Ülkede petrol ve elmas ülkesi olduğu için gelir problemi de yok. Evet. Tüketim toplumu %100. İmalat da henüz başlamamış ciddi manada. Bu anlamda her şeye ihtiyaç var. Büyük müteşebbisleri de bekliyoruz. Büyük çaplı burada hiç kimse yok bizim Türkiye'den, Türk evet. arkadaşlardan. Onların da gelmesi çok uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Çok yakın zamanda Büyükelçiliğimiz de açıldı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Aha. Elçiliğimizin açılması da bize tabi güven verdi. Evet. Her anlamda. Bekliyoruz yani abi. Cumhuriyetinin Afrika'ya açılım politikası çok kısa zamanda Angola'da da neticesini vermiş. Angola, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçiliği olan ülkelerden. Bu ülkeye ilk atanan Büyükelçi Hamit Osman Olcay Bey. Büyükelçi Hamit Bey'le Angola-Türkiye ilişkilerini konuşuyoruz. Geldiğim zaman gördüğüm manzara şuydu. İnsanlar Türkiye'yi duymuşlar, merak ediyorlar. Türkiye ile yapılacak bir işbirliğinin gerçekten büyük önem olduğunun farkındalar. Ancak bunu nasıl yapılabileceği konusunda bir fikirleri yok. Evet. Benim gelişimle birlikte bu konuda birlikte üzerinde düşünmeye... Yetkililerle bu konuda nasıl mesafe alacağımızı birlikte tasarlamaya başladık. Ve şu anda Ankara'da yakında sefaretleri açılacak. Bu
aslında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine de çok büyük bir örnek teşkil edecek. Ha, öbür tarafından ticari ilişkilere baktığımız zaman bunun da gerçekleri veya gerçek kapasiteyi yansıtmadığını görüyoruz. Geçen yıl 200 milyon dolar civarında bir karşılıklı ticaret hacmi var. Fakat yani o kadar az bir rakam ki bu. Bunun da artırılması için tabiatıyla aslında ekonomik açıdan çok büyük fırsatlar var. Evet. Yani karşılıklı olarak fırsatlar var. Çünkü Türkiye ile Angola aynı malları üreten ülkeler değil. Evet. Birbirlerini tamamlayan şeyler üretebilecek durumdalar. Bunun da ötesinde özellikle içinde bulunduğu barış ortamı dolayısıyla petrol gelirlerinin önemli oranda kamuya harcanması, yani dolayısıyla gerek altyapı çalışmaları, gerek konut çalışmaları için büyük miktarlarda kaynak ayrılması söz konusu. Büyükelçi Hamit Osman Olcay, Türk esnaf ve iş adamlarını bölgede iş yapması için teşvik ediyor. İş adamlarımızın özellikle çok başarılı oldukları konut, altyapı inşaat sektörlerinde önemli fırsatlar yakalayabileceğini ben şahsen inanıyorum. Diğer taraftan perakende satış veya toptan satış konusunda da Angola'da çok büyük fırsatlar var. Yeter ki iş adamlarımız biraz gözlerini karartıp bir de burada bizlerin, yani sefaretin varlığına, evet, ve sefaretin güvencesine güvensinler. İnanıyorum onlar da buraya gelip başarılı bir karşılıklı alışverişin temellerini atabileceklerdir. Sefaretimiz burada. Sefaretimiz sadece unutulmasın ki siyasi işler yapmak üzere burada değil. Evet. Biz aynı zamanda iş adamımızın haklarını korumak ve kollamak konusunda da Sayın Bakanımızdan talimatlıyız. Evet. Hükümetimizden talimatlıyız. Evet. Ve bunun da gereklerini en iyi şekilde yapacağımızdan hiçbir iş adamımızın kuşkusu olmasın. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Hatta kendilerini ağırlamaya da hazırız. Gün batımını seyretmek üzere sahile geliyoruz. Güneş Atlas Okyanusu'nun üzerinde yavaştan yavaşa eğiliyor. Kızıllık arttıkça artıyor. Adını haritada göstermekte bile zorlandığımız bu ülkeyi artık biraz daha tanımanın rahatlığı var üzerimizde. Ayna haftaya yine Angola'dan seslenecek sizlere. Sıra dışı pazarlar, evlerinde şebeke suyu olmayan yüz binlerce insan, milli yemekleri Funjdı Bombo, tek tekerlekli meşhur el arabaları, seyyar dövizciler, sudan ucuz benzini, ünlü nehri Kıvanza ve onun tam Atlas Okyanusu'yla buluştuğu ilginç nokta, meşhur sert kahvesi, geçimlerini balık kurutarak kazananlar ve Angola'ya has bir dinlenme tesisi haftaya aynanın konularından sadece bazıları olacak. Kısacası ayna yine renkli diyarları ekranlara getirecek ve uzak diyarların farklı dünyalarını tanıtacak sizlere. Haftaya Angola'nın farklı bir mekanında yine sizlerin karşısında olacağız. Birlikte nice güzel dünya turlarına, nice güzel aynalara. Dakikalar hızla geçiyor ve biz bir programımızın daha sonuna geldik. Web adresimiz www.aynaprogrami.com, e-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer aynanın bu bölümünü seyredemediyseniz yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle başkent Luanda'dan, Angola'dan Allah'a ısmarladık.